Sesim geliyorsa artıya basabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler Demet Hanım. Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Hande Nürtaş'tan. Bugün zirve motivasyonu için hep birlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çalışmalarınız nasıl? Chat'i biraz aktif kullanalım da biraz sohbet de edelim bence. Ne dersiniz? Katılımlarınız benim için çok değerli. Chat'ten de yazabilirsiniz isterseniz Safiye Hanım. Sesi nasıl açamıyorsunuz? O ne demek? Konuşmak için mi diyorsunuz? Evet, çok yorucu, yoğun ve yorucu. Denemeler yetişmiyor, netler artmıyor. Netler düştü. Evet, genelde sanırım böyle bir problem var. Evet, çok şey yapmamız lazım ama heves yok. Hevesinizi bakalım toparlayabilecek miyiz biraz da olsa. Kendinize güveninizi hiç azaltmayın. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz, bunun için çaba gösteriyorsunuz, gayret ediyorsunuz. Zaten en önemli olan şey bu. Zaten mesela şu an burada olmanız bile bir emek vermeniz anlamına geliyor. Demek ki bir şeyleri düzeltmek istiyorsunuz. Bence bu bile çok güzel bir adım. AYT asla hallolmuyor. Netlerin düşmeye başladı. Netler yerine dertler çoğalıyor. Evet, şimdi netlerle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum öncelikle. Deneme sonrasında analize çok önem verin. Hani mesela hep tekrar yapın diyoruz ama burada önemli olan aslında hani deneme çözdükten sonra analize, doğru yanlış boşlarınıza baktıktan sonra yanlış ve boşlarınız hangi konudan? Gidip o konulardan tekrar ve soru çözümü yapmak çok değerli. Böyle olunca aslında netlerinizin biraz daha düzeldiğini fark edeceksiniz. Çünkü hani tekrarı baştan aşağı yapmak bazen vakit kaybı olabiliyor. O yüzden hani çözüm odaklı olmak gerekirse problem tespiti ardından da tekrar ve soru çözümü olarak ilerlemek çok güzel olur. Yani havaların değişimi ders çalışma stilimizi ya da isteğimizi bayağı etkiledi sanırım. Genel olarak böyle bir şey duyuyorum. Farklı yöntemler bulabilirsiniz. Belki ders çalıştığınız ortamı değiştirebilirsiniz. O tarz ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Sohbet etmeye daha devam ederiz. Şimdi biraz hafiften başlayalım. Yine aralarda sorularınızı alırım, sonda alırım. Hoş geldin Sema. Evet arkadaşlar, motivasyonun özünde kişinin kendisine olan güvenini artırmak vardır. Çünkü genellikle böyle şey olur. Hani bir şey başaramayacağım, yapamayacağım, edemeyeceğim derken onun için bir şeyler yapmak, yani yapma ihtiyacı duymuyoruz. Çünkü böyle gözümüze çok büyük geliyor. O yüzden bazen erteliyoruz, başarısız olmaktan korkuyoruz ve hani başarılı olmaya da şans vermiyoruz. Ya hani başarmak için uğraşanları da hep engellemeye çalışıyoruz ya da hani dışarıdan engelleniyoruz. Hani işte bu kaçıncı hazırlanışın? Zaten sen hiç ders çalışmadın ki, hiç verimli çalışmadın ki. Dışarıdan da böyle şeyler duyuyoruz. Siz de duyuyor musunuz? İşte zaten kaç yıldır bu sınava hazırlanıyorsun, bir yapamadın. Hiç o kadar ders çalıştığını gördüm, bu derece ne? Evet, susmazlar. İnsanlar hiç susmazlar. Çevre baskısı evet maalesef çok etkiliyor. Ama bunu sadece ders çalışma konusunda değil, yani hayatın herhangi bir evresinde de çok etkiliyor aslında. Sesim neden kısık geliyor acaba? Diğer arkadaşlarda böyle problem var mı? Nasıl yardımcı olabilirim acaba size? Bilgisayarınızda ya da telefonunuzla ilgili bir problem mi var acaba? Olabilir tabii. Evet, susmaz olasıcılar. Doğru. Çünkü genelde şey vardır, hani yani bunu siz için söylemiyorum, belki sizin için öyle değildir ama insanlar bazen başkalarının başarılı olmasını istemeyebiliyorlar. Bu hani gerçekten art niyetten mi kaynaklanıyor ya da başka bir şeyden mi emin değilim ama böyle bir hani motivasyon düşürücü cümleler çok duyabiliyoruz. O yüzden önemli olan kendi iç motivasyonunuzu sağlamak. Önce kendinize inanın. Çevredekiler ne derse desinler. Çünkü siz ne yaptığınızı biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, başarıya ulaşmak için bizi harekete geçiren motivasyonu 3 aşamada inceleyebiliyoruz. Öncelikle harekete geçme, yani aktivasyon evresi. Bu karar aşamasıdır. Yani Epiktetos'un şu sözleri de motivasyonunuzu artırarak sizi harekete geçirecek. İlk önce kendin ne olacağını sor. Sonra ne yapman gerekiyorsa onu yap. Yani siz gerçekten hani ne yapmak istiyorsunuz? Bunu düşünün. Ya da hani bu sınavda başarılı olmak istiyorsunuz. Başarılı olmak için neler gerekir? Belki uygun bir ders ortamı, bir kursa kayıt olmak, belki tek uzamla çalışmak olabilir. Ya da hani işten, okuldan vesaire, sosyal hayattan bir yerden vakit ayırmak. Bu şekilde ilerlediğinizde önce bunu bir kafanızda oturtun. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Ve bunu yapmak istediğiniz için kaynaklarınız neler? Kaynaklarınızı nasıl değerlendirebilirsiniz? Maddi bir kaynak mı lazım, yoksa zaman olarak bir kaynak mı lazım? Ya da ortam olarak bir kaynak mı lazım? Ona göre de harekete geçmeye başlayın. Çünkü harekete geçmeden sadece düşünce gücüyle bir şeyleri şu an hala yapamıyoruz. O yüzden eyleme geçmek şart. Tamam, hadi eyleme geçtik. Sonra ne yapmak gerekiyor? Devamlılık şart. Yani ısrar edin, yapın. Azimle çalışmaya devam etmek ve pes etmemektir. Asla vazgeçmeyin. Kalbin yorulduğunda ayaklarınla yürü. Ama yola devam et. Bunun için uğraşın. Yoğunluk. Hedefleriniz için verdiğiniz emektir. Emek gerektiren ve zahmetli olan işlerle uğraştığımda hep şu atasözü aklıma gelir. Zahmetsiz rahmet olmaz. O yüzden de lütfen emek vermeye devam ediniz. Şimdi az önce motivasyondan bahsettik, değil mi? Şimdi motivasyon ilham kaynaklarını iki şekilde inceleyebiliyoruz. Biri dış motivasyon, diğeri de iç motivasyon. Dış motivasyon bir davranış sergilemeye motive olduğumuzda veya ödül alma ya da cezadan sakınmak için bir eyleme tutunarak gerçekleşir. Bu şey olabilir mesela. Öyle mi? Ayşegül Hanım, ses sanırım sizle ilgili. Merhaba. Şimdi şöyle örnek verebilirim size. Hani mesela hani dışarıdan birilerinin laf söylemesini duymamak için ders çalışma. Belki bu dış motivasyon olabilir. İç motivasyon nedir? Nedir diye baktığımızda kişinin kendi iç dünyasında bulunan azim, hırs ve kararlılıklarıdır. Bizi başarılı ya da başarısız yapan bizzat kendi iç motivasyonumuzdur. O yüzden siz kendinize inandığınızda, siz kendiniz için bir şeyler yaptığınızda zaten iç motivasyonunuzu sağlayacaksınız. O yüzden başkalarını şöyle kapı dışarı ediyoruz. Öncelikle Ercan Bey, soru sayısı kişisel bir şey sonuçta. Hani herkes aynı soruyu çözünce başarılı olacak diye bir şey yok. O zaman hani öyle bir mantık olsaydı herkes her gün 500 soru çözsün. başarılı olsun. Hani mesela Türkçeniz çok iyidir. Her gün 500 Türkçe sorusu çözersiniz. Sonra ne olacak? Önemli olan verimli ders çalışma, gerekli derse gerekli olduğu kadar vakit ayırmak. En değerli olan kısım ise bu. O yüzden buna lütfen dikkat ediniz. Soru sayılarına takılmayın. Önemli olan verimli ders çalışmak. Test kitaplarınızı fırlatmayın zaten. Hani ders çalışın, konuyu çalışın, ardından soru çözün, tekrar yapın, sonra yine soru çözün. Böylece ders kitaplarımızı fırlatmadan bunu halledebiliriz. Çıkmış sorular çok kıymetli zaten. Hani en iyisi soru çıkmış sorudur. İşte doğru bir programla ilerlemek kıymetli. Devam ediyorum. Kişisel başarımızı daha çok iç motivasyonumuzu yüksek tutarak arttırabiliriz. Kişi kendi istemedikçe ödül veya ceza onu bir yere kadar motive edebilir. Ama dış motivasyon da bizi güdüler. Fakat iç motivasyonla birleştiğinde daha etkilidir. Yani dışarıdan ne kadar motive olursak olalım, içsel olarak istemiyorsak, bunun için bir şeyler yapmıyorsak maalesef bir yere kadar ilerliyoruz. Sonra yol tıkanıyor. Kaan Bey, hangi sınava gireceksiniz? YKS. Son günleriniz YKS öğrenciler için şu an kaç gün kaldı? 9 gün kaldı. Evet. Şimdi bu 9 günde deneme çözmeye çok önem vermemiz gerekiyor. Çıkmış soruları mutlaka çözün. Çıkmış soruları çözmeden sınava girmeyin. Ve çözdükten sonra da analizini doğru yapıp eksik kalan konulara mutlaka geri dönün. Hemen onları telafi edin. Bu şekilde ilerlediğinizde gayet güzel ilerlersiniz. Devam. Başarımızı düşüren şeyler nelerdir? Hedefsiz kalmak, motivasyonumuzu korumaya zaman ayırmamak, durup düşünmeye zaman ayırmamak, düşlemekten vazgeçmek. Siz bu sınav döneminde, bu sınav dönemini komple düşünmenizi istiyorum. Çalışma süreciniz vesaire. Bu süreçte siz kendinize yeterince vakit ayırdınız mı? Hani günde yarım saatte olsa sizi mutlu eden, size enerji veren, hani gerçekten hani kendinizi kendiniz gibi hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz anlarda zaman ayırıyor musunuz kendinize? Bunun cevabını çok merak ediyorum. Çünkü benim çok çok önem verdiğim bir şey. Evet, sınava yani az zaman kala bazen böyle şeyler olabiliyor tabii. Zaten 9 gün kalınca İlayda'cığım hani sonrasında bol bol ayırırsın kendine vakit. Bu da öyle şey, hani sınava kadar sen tamamen kapan, sınavdan sonra artık tamamen rahat rahat gezersin ama o zamana kadar 24 saat ders çalış gibi oluyor. Bu kendine hiç ders çalışmamış gibi hissedenleri ben çok duyuyorum. Bunu yaşayan çok öğrencimiz var. Tekrar yapınca, soru çözmeye başlayınca ya da deneme çözünce bence bu his geçiyor. Tekrarlar da çok önemli bu süreçte. Çok güzel kendinize vakit ayırıyorsunuz. Kaan Bey, kendinizi mutlu eden bir şey mutlaka bulun. Çok güzel köpeğinize vakit geçirmek. İlayda, yapacaksın, neden yapamayasın? Bakın bir de son cümleyi de burada unutmayın. Düşlemekten vazgeçmeyin. Bir şeyler güzel olacak. Bunun için çaba gösteriyorsunuz zaten. Daha ne olsun? Bu zamana kadar çalıştınız. Maşallah diyelim. Netleriniz düşmeye başladı. Çok az kaldı. Analizinizi doğru yapın lütfen. Ve hedefinizi doğru bir şekilde belirleyin. Asla şey demeyin, hani Ben işte 60 net yapsam bana yeter, ben 50 net yapsam yeter, ben zaten atanıyorum ya da ben zaten başarılı olurum böyle olunca. Hani istediğim üniversiteye giderim ya da istediğim yere atanırım gibi düşünmeyin. Hep daha iyisini isteyin. Hep yani sınavda başka bir şey olabilir, hani istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama siz elinizden gelen en iyisini yaptığınızda zaten hani bunun bir tık daha üstüne çıkacaksınız. O şeyde, ortalama seviyede kalmayın asla. Peki nasıl önlem alabiliriz? Erteleme huyunuzdan vazgeçin. Hani bugün çalışmayayım, şöyle yapmayayım ya da işte başım ağrıyor vesaire. Hani tabii sağlıksal sıkıntıları farklı bir yere koyuyorum. Hani başım ağrıyor, hani bahane olarak sunulan baş ağrısından bahsettim şu an. Ve kendinizi hiçbir zaman küçümsemeyin. İşte benim istediğim bölüme zaten bu kadar net yapıyorlar, ben onu yapamam. İşte bizim alandakiler daha fazla çalışıyor, günde 15 saat çalışanlar varmış, ben 4-5 saat çalışmayla yapamam, edemem gibi düşünmeyin. Belki siz doğru çalışıyorsunuz, siz etkili çalışıyorsunuz. O yüzden neden o kişi siz olmayasınız? Ve duygularınızı önemseyin, kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Mesela hani korkum var dedi arkadaşımız. Hani korkabilirsiniz, kaygılanabilirsiniz, üzülebilirsiniz, farklı problemleriniz de olabilir. Çünkü insansınız zaten. O yüzden hani ne hissettiğinizi de düşünün. Hani illa ben ders çalışacağım deli gibi, hani biraz da hani durup sakinleşip kendinizi rahatlatıp öyle devam etmeyi de bilin. Aynen, yavaş yavaş doğru adımlarla ilerlediğinizde zaten güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ve yapmak istediğiniz şeye lütfen odaklanın. Siz yapmak istediğiniz şeye odaklanmazsanız siz o yolun sonunu asla göremezsiniz. Bu sis perdesi gözünüzün önünde olmaya devam eder. Bunu aralamak için, yolun daha böyle görünür bir şekilde devam etmesi için odaklanmak şart. Hayal ettiğiniz yerlerde neden olmayasınız? Siz bunun için çaba gösteriyorsunuz. Umarım da olursunuz. İşte zaten az önce hani seminerin başında dedim ya, başkaları konuşur, başkaları her zaman bir şey der. Önemli olan siz kendiniz. Buna odaklanın. Ve hedefe ulaşmakla alakalı size 4 önemli ipucu vermek istiyorum. Bir hedefin, isteğin peşinden gitmeden önce bunun sizin için derin ve önemli bir anlamı olup olmadığını düşünün. Çünkü nedeni olmayan bir insan bu yola baş koyamaz. Bunun için yeteri kadar emek sarf edemez. O yüzden nedenleriniz olsun. Bunun için sizin önemli bir anlamı var mı? Bunu düşünün. Peki neden her zaman olumsuzu düşünüyorsunuz? Hani yapamazsam kaygısı var. Hani tabii ki bu, hani insan emek verdiği bir şeyin sonucunu mutlaka almak istiyor. Güzel sonuçlar, mutlu sonuçlar mutlaka almak istiyor. Ama siz elinizden geleni yapın. Tabii ki aynısını yaşamak istemiyorsunuz. O konuda çok haklısınız. Ama geçen seneki sizle bu seneki siz arasındaki fark ne? Buna da odaklanın. Ya da geçen yıl olan, hani hata yaptığınızı düşündüğünüz şeylerin bu yılki karşılığı ne? Siz bunları bu yıl telafi edebildiniz mi? Biraz onu da düşünmenizi istiyorum. Ve kendinizi sürekli kontrol etmeyi, öğrendiğiniz yeni şeylerin farkına varmayı alışkanlık haline getirin. Sizi hedefinize, isteklerinize yaklaştıran en ufak bir adım bile aslında çok önemli bir ilerleme anlamına geliyor. Bu yüzden hiçbir şeyi hafife almayın. Hedeflerinize ulaşabilmek için görsellerin gücünden faydalanın. Kendinize bir tahta yapın ve buraya size ilham veren fotoğrafları yazın, notları yapıştırın. Böylelikle ulaşmak istediğiniz hedefiniz neyse onu her zaman hatırlamış olursunuz. Mesela ben şöyle yapıyordum. Bir tahta panom vardı. Oraya kendim bir şeyler yazıyordum. Hani yapmak istediğim şeyler, neler yapmak istiyorum, nerede olmak istiyorum. Bunları yazıyordum ve bu beni gerçekten motive ediyordu. Hani sürekli görmek, bir şeyler yapmak, hani bu tarz bir şey siz de uygulayabilirsiniz isterseniz. Hani görsel dışında yazı da bence etkili oluyor. Şimdi geçmişe ufak bir yolculuk yapacak olursak, daha önce heyecanla sizi bu işe yönelten faktörü hatırlamaya çalışın. Siz bu sınava neden çalışıyorsunuz? Bunu bir düşünün. O an farklı olan neydi? Sizi motive eden şey ne olabilir? Bunu hatırlayabilirseniz bugün zorlandığınız benzer ya da farklı bir işte de o heyecanı yakalamanız daha kolay olabilir. Siz bu yola baş koyarken ilk aklınızda neler vardı? Ne diye bu sınava çalışmaya başladınız? Biraz onu hatırlayın. Gizem Hanım, hangi sınava gireceksiniz? KPSS. Şimdi KPSS geniş bir alan olduğu için konularınız bitti mi, neredesiniz, bunları tam bilmediğim için en azından bu Temmuz ayına kadar konuların tamamen bitmiş olması ve denemeye başlamanızı çok öneriyoruz. Ve tekrarlar da biten dersleriniz varsa tekrarlar, branş denemeleri, bunlara her açıdan yoğunlaşın lütfen. Sizce de bu kadarını hak etmiyor musunuz? Bazen her şeyi doğru yapsak da yapıcı ve olumlu destek veren sözlere gereksinim mutlaka duyuyoruz. Böyle zamanlarda da neden başkasının bunu söylemesini bekleyelim ki? Kendi kendimizin destekçisi olabilir ve olumlu sözleri kendimize söyleyerek kendimize moral verebiliriz. Bunu sessiz söylemek zorunda değilsiniz, içinizden de söyleyebilirsiniz ya da yine yazabilirsiniz. Kendi içsel iletişiminizi olumlu yönde yapılandırın ve hep o beklediğiniz güzel sözleri kendinizden esirgemeyin. Sen bunu başarabilirsin. Bak şu an güzel ders çalışıyorsun. Böyle devam edersen bak nasıl derece yapacaksın. Bak nasıl ilerliyorsun. Bu konuyu da bitirdin. Helal olsun falan. Böyle kendinizle konuşmalar belki yapıyorsunuzdur. Ben çok yapıyordum çünkü. Siz kendinizle konuşuyor musunuz bu dönemde? Bazen garip gözükebiliyor çünkü. Siz yapıyor musunuz? Kimse yapmıyor mu? Tek ben mi yapıyormuşum? Bazen ihtiyaç oluyor insanın kendisiyle konuşmaya ya da bu sınav döneminde insan kendisini özlüyor bazen. Evet, yazmak bence çok etkili. Kendinizi kandırdığınız hiçbir şey yok bence. İnsan kendini motive edebilmeli. O yüzden kendiyle de konuşup kendisini yükseltmeyi de bilmeli bence. Evet. Diğer bir yöntem de arkadaşlar o kişilere sorun. Güvendiğiniz, örnek aldığınız, ya ne kadar başarılı, bak çok güzel yerlere gelmiş ya da sadece güvendiğiniz insanlar da olur. Mesela bu insanlar hayatta olsalar da olmasalar da kendinize şu soruyu sorabilirsiniz ya da direkt ona da sorabilirsiniz. O kişi bu durumda olsaydı ne yapardı, ne söylerdi? Onun gibi düşünüp kendi durumunuza da bakabilirsiniz. Böylece sizin için güzel bir motivasyon kaynağı olabilir. Peki şimdi değilse ne zaman? Yaşam tek tek anların toplamından oluşur ve kocaman bir şimdinin içinde yol alır gideriz. Yapmak istediğimiz şeyler için en uygun zaman şimdi ve buradadır. Aslında anda kalma şeysini çok duymuşsunuzdur. Anda kalıp kaygılarımızı ve stresimizi bir kenara atıp anda kalıp ben şu an ne yapmalıyım? Peki şu an bu yoldayım ve bu yol için ben neler yapabilirim? Biraz ona odaklanın. Burada kalın. Sonrasında bunun için bir fırsat olmayabilir. Şu anın da kıymetini bilin. Belki az kaldı, belki daha vaktiniz var ama bu an bir daha gelmeyecek geri. O yüzden bu anı çok güzel değerlendirin. Ve bu sonraki zamanımız, gelecek kısım bizim kontrolümüzün dışında. Onu kontrol edemiyoruz ama biz şu anımızı kontrol edebiliyoruz. O yüzden kontrol edebildiğimiz bu anı da düzgün bir şekilde kontrol etmeliyiz, doğru bir şekilde. Yani yaşam öyle bir şeydir ki yaptığımız şeylerin pişmanlığı zaman geçtikçe unutulur. Ancak yapmadığımız şeylerin acısı her zaman daha fazladır ve sesi daha fazla çıkar. Bu pişmanlıklar da belki yıllar sonra yine aklınıza gelir. Hani keşke deme şeysi vardır ya. O yüzden keşke dememek lazım. Keşke dememek için de o iş için adım atmak lazım zamanında. Yani en azından denemiştim demek bile bir deneyim olarak size büyük bir katkı sağlar. O halde neden şimdi ve burada bir fırsat yakalamışken bunu değerlendirmeyelim? Neden ertelemeyelim? Mesela örnek vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. Hani KPSS'de özellikle ya da ön lisans KPSS'de yaklaşıyor ya da KPSS'ye genel olarak alayım. Zaten YKS kamplarımız devam ediyor. Mesela KPSS'ye az bir süre kaldı. Ve hani ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum, konuları yetiştirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bir türlü yetiştiremiyorum, istediğim gibi gitmiyor, zamanı yönetemiyorum ya da tekrarlara, soru çözümlerine bunların hepsine birlikte vakit ayıramıyorum. Öyle diyorsanız mesela hani bizim kamplarımız var, pekiştirme şeyleri falan filan bir sürü eğitimimiz var. Ve hani bu eğitimlerle birlikte hani kendinize daha düzgün bir yol haritası çizebilirsiniz belki de. Hani şöyle düşünün, hani demiştim ya az önce. Siste bir yol var ve bu yolun sisini aydınlatmak da sizin elinizde. Yani eyleme geçmek. Eğer bunda problem yaşıyorsanız ya da konuları tekrar etmek istiyorsanız, hani size özel şu an hani eğitim uzmanlarımızla ücretsiz bir seans hediye etmek istiyorum size. İsterseniz randevu oluşturup daha sonrasında görüşürsünüz. Hani size uygun bir içeriğiniz varsa birlikte bu yola devam ederiz. Hani sis perdelerini aslında birlikte aralarız. Böylece odaklandığımız noktayı da daha net görürüz. Değerli uzmanlarımızla görüşmek isterseniz de arkadaşımın attığı linke tıklayabilirsiniz. Güneş her gün yeniden doğar. Savaşlar olur, kıyametler kopar ama yeniden ve her gün doğmaktan hiç vazgeçmez. Üstelik tüm ihtişamıyla. O yüzden hani her gün yeni bir günmüş gibi. Yani şimdi ve burada ben ne yapabilirim? Ben bu isteğimin doğrultusunda neler yapabilirim? Buna lütfen odaklanın. Her ne olursa olsun aşkla ve özenle çalışmaya ve üretmeye devam ettiğimizde bir gün gelir ve hayal ettiğimiz değişim gerçeğimiz olur. Yani aslında bu gerçeğimizi yakalamak için emek vermek gerekiyor. Hayal ettiğimiz şeyin emekle en güzel sonuçlara ulaştırabiliriz. O yüzden lütfen emek vermeyi unutmayın. Çünkü bir kahraman bekleme, o kahraman sensin. Şimdiden her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Genel kültüre nasıl çalışılmalı arkadaşlar? Genel kültür dediğimizde coğrafya, vatandaşlık, tarih. Şimdi bu dersler sözel dersler olduğu için. Önce hani video izleyebilirsiniz, konu anlatımı, konu çalışmalarından devam edebilirsiniz. Bunları yaparken altını çizme ya da kısa notlar almayı vesaire bunları lütfen unutmayın. Tekrar yaparken hani öğretmencilik oynayarak tekrar yapabilirsiniz. Ama ardından hani konu çalışsanız da tekrar yapsanız da mutlaka soru çözün. Sadece ben bu konuyu bitirdim, tam videoyu izledim vesaire diye geçmeyin. Ben PDR mezunuyum. Ben Ted Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezunum. 2020 mezunuyum. Ne konuda bilgi istersiniz? Önü yani açık demek şu an mesela siz KPSS'ye mi hazırlanıyorsunuz? Şu an YKS'ye hazırlanıyorsunuz muhtemelen. Yani PDR önceden devlete girmek açısından çok daha kolaydı mesela. Şu an biraz daha durumlar değişti. Ama özelde de yine okullarda, dershanelerde ya da daha farklı insan kaynakları olabilir. Daha farklı alanlarda da çalışma imkanımız var. Önü eskisi kadar açık değil, evet değil. Özellikle devlet olarak hani puanlar çok yükseldi şu an PDR'de. Genelde bizim zamanımızda derece yapan, hani eşit ağırlıkta iyi bir şey yapan öğrenciler genel olarak PDR'ye gitti. O yüzden böyle bir problem var şu an. Hani şu an o bitirenler de KPSS'de derece yapıyor diyelim. O yüzden böyle problemler var. Pedagog diye bir bölüm yok arkadaşlar. Zaten psikolojik danışmanlar hani pedagog unvanıyla da bazı bakanlıklara bağlı birimlerde çalışabiliyorlar. Yani zaten pedagog olarak tabir ettiğiniz şeyler psikolojik danışmanlar. Bir arkadaşınız bana özelden yazmış. Önce konu çalışıp sonra soru çözün. Hani konu açıp çalışamıyorum diye bir şey, yani bilmiyorum, eksik kalan illa bir şey olur. Onu bilemiyorum. O şu an hani öğrenciler sınava girmesi lazım. Ona göre belli oluyor. Sınav nasıl bir sınav olacak, hani üniversiteler kaç kişi alacak vesaire, hepsi bunlara göre değişiyor aslında. Başka sorusu olan var mı? Hiç KPSS grubumuz yok mu şu an? Hep YKS mi? Seneye inşallah KPSS. Ön lisans var. Var mı sizin sorunuz? Çok güzel. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Ayrıca hani az önce dediğim gibi eğitim uzmanlarımızla ücretsiz görüşebilirsiniz. Hani kamplarımız hakkında, eğitimlerimiz hakkında, mesela seneye KPSS'ye girecek arkadaşlarım, seneye KPSS ile ilgili şeyler de açılıyor sanırım. Onlarla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Genel kültürle alakalı az önce cevap vermiştim aslında. Evet, güvenilir. Güvenilir olmasa ben çalışmam burada diyormuşum şimdi. İnşallah. Yani burada kendi öğrencimiz varsa onlar da yorum yapabilir. Biz öğrencilerimizle ilgilenmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten iyi hoca kadrolarımız var. Rehberlik birimi olarak güzel işler yapıyoruz. Eğitim uzmanlarımız bunun için çok çabalıyor bu arada. Yani her açıdan, her birimde çok değerli insanlar var. O yüzden de her şey güzel ilerliyor. Bekleriz yani sizi. Aramızda görmek isteriz. Çabuk sıkılıyorsak ders çalışırken, mesela geç öğrenme gibi konularda, bir dakika kaçmasın. Ders çalışırken belki kinestik bir öğrenme stiliniz vardır. Ayakta ders çalışabilirsiniz. Hani ayakta kitaptan bir şeyler okuyup test çözümünü sonra oturup şey yapabilirsiniz. Bu tarz ilerleyebilirsiniz. Belki de hani sadece oturarak çalıştığınız için bunalıyor olabilirsiniz. Bu eğitim analizinizi çözerseniz nasıl ilerlemeniz gerektiğini daha iyi anlarsınız. Tüm tarihleri karıştırıyorsunuz. Tarihleri ezberlemenize gerek var mı? Ders çalışma süresi kısa, molaya uzun yapıyorum. Şimdi bu mola kısmında... Yok, hiç yanlış anlamadım Bahar Hanım. Olur mu öyle şey? Dur, soru kaçırmamaya çalışıyorum da arkadaşlar. Kaçırdığım olursa kusura bakmayın. Gözlüksüz iyi göremiyorum. Şimdi ders çalışma sürenizi yapıp ardından molayı çok uzun tutunca bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Hani bu bazı sosyal medyada falan da işte geçen ders çalışmaya ara verdim hala başlayamadım gibi şeyler. Hani bu molayı mesela 10 dakikaysa 10 dakikayla kısıtlı tutun. Bu süreleri özellikle mola olarak çok dikkat edin lütfen. Tarih bilmiyorum. Direkt bu 1952'de olduğu falan filan emin olamadım. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Yavaş yavaş kapatalım. O zaman 45 dakika ders, 15 dakika mola şeklinde ilerleyebilirsiniz belki. Ya da mola yaparken direkt telefonu elinize alıp direkt böyle WhatsApp'a mı giriyorsunuz, böyle diğer sosyal medyalara falan mı dalıyorsunuz? O yüzden dağılmıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Molanızı biraz daha kaliteli geçirmeye çalışın. Direkt telefona gömülmeyin. Telefon bilemiyorum. Sınava 4 ay kaldı. Hala çalışıyorum. Test çözemiyorum. Ne yapabilirim? Şimdi konu çalışınca ardından o konunun testini mutlaka çözün. Hani konuları bitireceğim diye sadece konu çalışmayın. Çünkü şöyle olacak eğer soru çözmezseniz. Siz deli gibi konu çalışın. Bir bakacaksınız tam soru çözmeye geçince hiçbir konuyu hatırlamıyorsunuz. Çünkü siz onu pekiştirmemişsiniz ki. O yüzden lütfen ona çok dikkat edin. Evet Gizem Hanım. Sınav anında heyecanın gitmesi için gerçekten önce kendinize güvenmeniz gerekiyor. Ve kendinizi rahatlatamadığınız an ve böyle kaygınızın çok yükseldiğini hissettiğiniz an bazen kendinize 10-15 saniye vakit ayırabilirsiniz. Orada nefes egzersizleri uygulayabilirsiniz. Bilmiyorsanız da en kötü arkanıza yaslanıp bir gözlerinizi kapatın. Böyle derin bir nefes alın. Sonra rahatladıktan sonra devam edin. Matematik bitirdi bizi hocam. Matematiğe karşı bu kadar ön yargılı olmayın. Gerçekten çok kolay sorular da oluyor. Hani çıkmış sorulara baktığınızda gerçekten bunu mu sormuşlar ya diyeceğiniz sorular bile var. O yüzden lütfen bu kadar ön yargılı olmayın. Evet arkadaşlar, artık seminerimizin sonuna gelelim isterseniz yavaş yavaş. Ön lisansa hazırlanıyorsanız hemen onları da halledin. Branş denemeleriyle devam edin, artık konu çalışması. Onları da halledin, denemelere hemen başlayın. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için, katıldığınız için, chatten bol bol yazdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, başarılar diliyorum. Özellikle YKS grubu size başarılar. İnşallah üniversite hayatınız şimdiden çok güzel geçer. Kendi öğrencilerimiz varsa zaten sınavdan önce onlarla yine görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Yine dediğim gibi eğitim uzmanlarımızla görüşmek isterseniz linke tıklayıp randevu alabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar, iyi akşamlar.